Hasan Kıdıboğlu. Sinema ve tiyatro oyuncusuyum. Başını ağrıtmayalım. Hani biz kardeşler ne dedik? Bana söylemeyeceksin de kime söyleyeceksin? Bilirsin bizim oraların türelerini. Kan davası vardır ya. İşte abimi vuran cezaevinden çıkmış. Şimdi sıra bende. Onu vuracağım. Onun için İstanbul'a geldim. Şimdi sıra sende. Onu vuracaksın değil mi? Sonun olacak. Senin oğlunu onu vuracak. Onun oğlu seni vuracak. Böylece ölenin kanı yerde kalmayacak. Öyle mi? İyi de hızlı Cevdet. Adam cezasını kalacak ha? Bak bu Türkiye'de. Adam zaten cezasını çekmiş. Bu işi halledemezsem bir daha bizim oralara asla gidemem. Gitme, burada kal. Hem burası cezaevinden daha iyi. İyi de babam hakkını helal etmez. Kendi gelip vurur onu. Baba. Lan karı fazla uzatma. Para yazayım, babayı çağır. Baba, Hasan telefonda seni istiyor. Ver bakayım. Söyle aslan oğlum, para mı lazım ha? Yok baba, lazım değil. Nasılsın, iyi misin? Sesini duydum, daha iyi buldum. Ne yaptın, buldun mu o puşte? Yok baba, daha bulamadım. Alt üst olacak burası. Kitap kitap üstünde kalmasın aslanım. Hadi aslanım. Ne oluyor burada? Bir kitap arıyorum kitapçı. Ama bulamadım. Ne kitabından bahsediyorsunuz? Kavgam. Var mı sende? Kendi kitaplarımdan. Gelsene. Denesene engel olmayı. Kimsiniz lan siz? Ha kimsiniz? Konuşsana. Konuş. Konuşsana lan. Bırak lan çocuğu. Gücün yetiyorsa bana gelsene lan. Cesurum diyorsun. Gözüm kara diyorsun ha? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Ha? Kendimizi tanıtalım mı Koçero? Baba abi bana uyar. Kimsiniz diyorum size? Kimsiniz? Geberdirim lan seni! Geberdirim lan! Boğarım lan seni! Geber! Lan! Geberdirim lan! Kimsiniz? Bırak! Mahvedeceğim lan seni! Geberdirim lan seni! Lan patronun jipi değil mi lan bu? Harbi benziyor, modeli rengi aynı. Gel lan bir bakalım şuna. Lan harbiden bu araba lan. Birader hayırdır? Bir şeye mi bakmışsınız? Ulan şerefsiz. Bir de hayırdır diye soruyorsun lan. Tüh senin sıfatına, sen kimin arabası çaldı sanıyorsun lan? Abi ne çalması ya? Ben arabayı sahibine götürüyordum. Hangi sahibine lan? Hangi sahibine? Dingin! Hem suçlusun hem güçlü lan şerefsiz! Kime şerefsizsin lan? Korku tutsun lan oğlum. Bittin lan sen, bittin. Yürü lan yürü! Çocuklarımızı emanet ettiğim talebe birliği buna nasıl alet olur? Olamaz. Olmamalı da. Olmamalı. Olmamalı tabii ya. Az evvel kendiniz demediniz mi? Sinema salonlarına gidiyor herkes film izlemeye diye. İşte demek ki sinema çağımızın en etkili silahlarından biri. Bunu Müslümanlar da kullanmalı. Değil mi? Bu silah döner seni beni vurur. Ya bari sen böyle yapma hocam. Derhal dükkanı boşaltmanız gerek. Ya tamam da bu mümkün değil. Bakın, elimden geldiğince size iyi davranmaya çalışıyorum. Ama artık sabrımı taşırıyorsunuz. Dükkanımı bir an önce boşaltmanızı istiyorum. Mal sahibi olarak da bu benim hakkım. Abicim tamam da ben de sana zaten onu söylemeye çalışıyorum. Bu dükkanın zaten başka bir sahibi var. Kardeşim, neden anlamak istemiyorsun? Ben bu dükkanı eski sahibinden satın aldım. Burası artık benim. Bu kadar basit. Ya böyle bir şey mümkün değil abi. Bu dükkanın sahibi günlerdir hastanede. Yani seninle öyle bir alışveriş yapabilecek durumda değil. Anlatabildim mi? Allah Allah! Çattık ha! Dipçik gibi adamdı bana burayı satarken. Ne hastanesi? Adam mı? Anlaşıldı.
Siz burayı boşaltmamak için elinizden geleni yapacaksınız. Peki siz bilirsiniz. Ama yasal yollarla, ama başka yollarla. Ben sizi çıkartmasını bilirim buradan. Bak abi, dükkan gerçek sahibi de geldi. Murat, ne oluyor burada? Melek abla, sen bu dükkanı bu adama sattın mı? Ne? Ya diyorum ki Melek abla, sen bu lokantayı bu adama sattın mı? Hayır, bu da nereden çıktı şimdi? Ben dükkanı zaten sizden satın almadım ki. Yükleme tamam mı Risto? Bekleyeceğiz. Ama teknenin sahibi söyleniyor. Ne diyor? O kadar silahla bir saat gecikme neyin nesidir diyor. Çok konuşmasın zevzek. Emir büyük yerden. Bu silahların sahibi İngilizlerin en önemli ve tehlikeli adamıdır. O yüzden bekliyoruz dedim. İki sevkiyattır. Doğru düzgün para kazanamadık. El mahkum. Bir tek o melundan alıyoruz malı. Bekleyeceğiz. Gel oğlan içeri. Ne oluyor? Kes lan, para nerede? Para falan yok. Anne! Burada ne yapıyorsun? Bırak. Paraları ver lan. Ya, anne! Sıkarım kafasına. Paraları ver. Acımam, sıkarım bak. Çabuk çabuk. Gerisi nerede bunun? Harcadım. Gerisini de vereceksin. Nasıl bulayım ben şimdi birdenbire? Bırak! Oğlum, yavrum! Hazır mısın doktor? Her zaman. Hastamız bu mu? Evet. Küçük bir doğum kontrol operasyonu istiyorum. Beni aşağılık herifler! Alın içeri. Hayır. Hayır, bırakın beni! Ya bırak! 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 Bırak beni! Bırak! Maalesef. Bende insanlık yok. Bırak! 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 Hiç mi merhametin yok? Akif'le bizim bebeğimiz. Ne kadar az hareket edersen o kadar rahat olur. Bu yaptığın canavarlık, bu yaptığın iğrenç. Dur diyorum sana. Ne olur dur. Dur. Dur diyorum sana. Ne olur. Kıpırdama. Çakın. Sen mi aldıracaksın çocuğu? Yok, bir arkadaşım. Kaç aylık bebek? Bir ya da bir buçuk aylık. Kendi niye gelmedi? Çok korkuyor da. Biraz da panik. Tamam o zaman. Yarın sabah gelsin. Ücreti konuştunuz mu hemşireyle? Ücret önemli değil. Ama şöyle bir sorunumuz var. Şimdi benim arkadaşım çok korkuyor ya. Acaba buraya gelmeden önce rahatlaması için verebileceğiniz bir ilaç ya da iğne var mı? Kendi rızası yok değil mi bunun? Zorla getireceksin. Yok canım, olur mu öyle şey? Hadi benim başımı belaya sokma. Git başka birisini bul. Bakın siz beni yanlış anladınız. Kızım, yaptığım zaten yasa dışı. Eğer biri şikayet edecek olursa yanarım. Bakın çok para veririm size. Yeter ki beni bu çocuktan kurtarın. Hadi hadi, sorun çıkartma. Silah bileleki ber abalar. Ben gazetedeki ilan dışı girmiştim. Abi, çok kral müzisyenimdir. Çümbüş çalarım.
keman çalarım, darbuka çalarım, klarnet çalarım, her şeyi çalarım abi. İcap ederse piyano bile çalarım ben. İyi ama biz müzisyen aramıyoruz ki. Ya ne ararsınız? Palyaço arıyoruz biz. Palyaço bu? Evet. Doğum günlerinde falan çocukları eğlendirecek palyaço lazım bize. Gerekirse palyaço bile oluruz arasını satayım. Yeter ki iş olsun abi. Tamam. Şu formu doldurun. İş çıkınca biz sizi ararız. Bir doldurayım abi. Ver. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Aleykümselam. Usta, şu amblemlerden arıyorum. Elinizde bulunur mu? Bizde yok. Ama var bir iki model. Böyle şeyler özel siparişlerle yapılıyor. Nerede peki? Yerini biliyor musunuz? Fikirtepe'de bir atölye var, Volkan sahibi. Oradan bulabilirsiniz. Tamam ustacığım, sağ ol. Gel Hasan, hoş geldin. Bunları al Meral abla. Yiyecek bir şeyler al. Sağ ol Hasan. Sana da yük olduk. Ne zahmet ettin ki? Geç şöyle. Merhaba usta. Merhaba. Gel otur şöyle. İyisin ya. Sana yük olduk Hasan. O ne demek öyle? Sen benim hem ustam hem babamsın. Çocukluğumdan beri az mı ekmeğini yedim? Helal olsun evlat. Sen çalıştığın emeğinin hakkını yedin. Zor günlerimizde hep yanımdaydın. Ablama, öksüz çocuğuna bakabilmek için kapı kapı dolaşıp iş ararken bana sen kol kanat oldun. İşe aldın. Dahası bana meslek öğrettin. Yoksulluğun ne demek olduğunu hapiste öğrendim. Ablam açlıktan kendini ve çocuğunu trenin önüne atarak intihar ettiğinde öğrendim. Parasızlık zor Murat Usta. Dışarısı acımasızlarla dolu. Il marchait lentement, soudain ce fut pressant. Il se mit à courir, car il pouvait sentir là-bas sous le baobab, l'odeur du chiche kabob, chiche kabob, yeah 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 bibi 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 vive le chiche kabob. Hier à Beyrouth, les ailes font un détour. Ben Soner Öncü. Üstadlı Hasbihal adlı program yapımcı ve sunucusu. Servis taşımacılığı yapıyorum. Şehit gazi çocukları, kesinlikle asker çocukları ücretsiz. Yeni bir sinema projenizin içerisinde mesela bir başrol teklifi gelirse ya da ikinci başrol olur fark etmez. Evet. Bu filminizi Giresun'un herhangi bir yerinde ya da doğduğunuz yer olan, ilçe olan Çanakkale'de çekmeyi düşünüyor musunuz? Çekmeyi düşünüyorum. Hatta çok çok da istiyorum. Biraz önce de programa girmeden evet. önce de içeride konuştuk bunu. Abi bahsettik bu kadar. Abi özür dilerim. Senin sorunu ben sordum. yok yani güzel bir soru sordun. Ortak paydemiz, ortak düşünceler çok güzel. Öyle var güzel mı? Bir soru sordun. Soner kardeşimle de konuşmuştuk. Şimdi ben oyuncuyum. Bunu yapmak için bizim memleketimizin gönüllü bir insanı çıkması lazım. Bir yapımcı olması lazım. Sponsor olmaları lazım ki bu filmin giderlerini karşılamaları gerekir. Evet. Ha, ben oyuncu olaraktan hiçbir ücret almam. Ben fedakarlık yaparım. Yani. Ama tabii ki bu filmin bütçesini karşılayacak bir baba yiğit lazım. Reisin söylediği gibi. Lazım. Bizim bölgemizde de bir tane baba yiğit çıkıp ve çok o da güzel bölgenin kültürüne hizmet edecek bir sürü var. Ya adamın şeyini var. Tanıtırız. Giresun. İş yeri varsa iş yerinde de çekeriz filmi. Tabii şöyle buna olur. Destek olması lazım. 3-5 kişinin sponsor olup. Bilmeyenler öğrensin, biz Türküz, Müslümanız. Dünya yansa değişmez Allah'a inancımız. Dünya yansa değişmez Allah'a inancımız.
Hem Türk'üz hem Çerkeziz, Alevi'yiz, Sunni'yiz, Laz'ı, Kürt'ü, Dadaş'ı, tek bayrak, tek milletiz. Hem Türk'üz hem Çerkeziz, Alevi'yiz, Sunni'yiz, Laz'ı, Dadaş'ı, Gakkoş, tek bayrak, tek milletiz. Analar baş tacımız, baba evin direği. Kurşun sıkıp askere yakmayın bu yüreği. Kurşun atıp polise yakmayın bu yüreği. Hem Türk'üz hem Çerkeziz, Alevi'yiz, Sunni'yiz, Laz'ı, Kürt'ü, Dadaş'ı, tek bayrak, tek milletiz. Hem Türk'üz hem Çerkeziz, Alevi'yiz, Sunni'yiz, Laz'ı, Dadaş'ı, Gakkoş, tek bayrak, tek milletiz. Muhammed'in yoluna feda olsun canımız. Bu vatana helaldir dökülse de kanımız. Bu vatana helaldir dökülse de kanımız. Hem Türk'üz hem Çerkeziz, Alevi'yiz, Sunni'yiz, Laz'ı, Kürt'ü, Dadaş'ı, tek bayrak, tek milletiz. Hem Türk'üz hem Çerkeziz, Alevi'yiz, Sunni'yiz, Laz'ı, Dadaş'ı, Gakkoş, tek bayrak, tek milletiz. Savaş istemiyoruz, olsa da dik dururuz. Atam sen rahat uyu, emaneti koruruz. Atam sen rahat uyu, bu bayrağı koruruz. Hem Türk'üz hem Çerkeziz, Alevi'yiz, Sunni'yiz, Laz'ı, Kürt'ü, Dadaş'ı, tek bayrak, tek milletiz. Hem Türk'üz hem Çerkeziz, Alevi'yiz, Sunni'yiz, Laz'ı, Dadaş'ı, Gakkoş, tek bayrak, tek milletiz. Hem Türk'üz hem Çerkeziz, Alevi'yiz, Sunni'yiz, Laz'ı, Kürt'ü, Dadaş'ı, tek bayrak, tek milletiz. Hem Türk'üz hem Çerkeziz, Alevi'yiz, Sunni'yiz, Laz'ı, Dadaş'ı, Gakkoş, tek bayrak, tek milletiz. Tek bayrak, tek milletiz. Tek bayrak, tek milletiz. Sayı güzeldir buranın.
Bize 4 çay verir misin? Çalışmıyor mu bugün? Bugün izinli. Ha iyi. O zaman biz de zaten program çekiyoruz. Ben 12-13 yıldır çalıyorum. Maşallah oldu. Tek başıma öğrendim bilgisayarın başında. Tek başına? Tabii ki. Oturarak. Ha. Bir de bir yerde mesela kağıdı çağırdığını çarpsın dinleyerek. Babam da çok çalıyordu. Oradan var. Öyle hissettim. Kaset çalışmam var mı? Yaşıyor musun bu zamana kadar? Öyle kendi aramla öyle şey yaptım da şu an hani öyle bir olmadı. Öyle bir düşünce var. Geldi bak tavşan falan. Belki falan çekmeyi düşünüyorsun herhalde. Tabii ki. Olur, güzel olur inşallah. Bizim vasıtamızla da sen kendini duymuş olursun. Seni teşekkürler. Yapacak olduğumuz programa çıkartacağız. İnşallah. Güzel klip şeklinde sana güzel bir çekim yaparız bugün. Şanslısın bize denk gelmekle. Bir iki gayet dinleyelim mi? Ne dersin, dinleyelim mi? Olur. Tamam. Al o zaman çal. O güzel sesini bir duyalım bakalım. Evet. Soner. Ayarını yapalım. Ya seyircilerimiz de bir dinlesin seni. Ya bu ayar var ya, ayar. Bunların baştan ayarlamıyorlar hep, böyle ince ayar. Ayarlandığı zaman da şey diyorlar, işte, hava sıcak, hava soğuk, hava çalıyor, ısınıyor söyle. Ayarı bozuluyor, bozuluyor. Demek ki en güzel yanı da bu ayarı bir de bitişte şişe çıkartıyorlar. Tling tling diye. Kuyunun, hani gelmiyor diye.
Anam başlı koyunum, yiyen gelmiyor yiyen. Başımda kanar etti, yaradan döndü köye. Yaradan döndü köye, başımda kanar etti. Yaradan döndü köye, yaradan döndü köye. Yaradan döndü köye. Bravo, bravo sizler. Güzel kayığın güzel, yine görüldünüzü. Oturup konuşurduk, dağlar dar geldi bize. Böyle dar geldi bize. Oturup konuşurduk, dağlar dar geldi bize. Böyle dar geldi bize. Böyle dar geldi bize. Şu anda Soner Kaya'nın İstanbul Maltepe'deki evindeyiz. Bizi evine davet etti. Sağ olsun. Kendisini dinlemeye geldik. Kalk gidelim dedi. Daha rahat. Evde de o sohbet ederiz diye geldiği için sağ ol. Biz teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda evine misafir etti bizi. İnsanların samimiyeti çok önemli. Tabii. Yoksa bir kurgu yapıp farklı programlar yapabiliriz. Zaten Üstad bu işin uzmanı. Evet, sağ ol. Yeşilçam sinemasının yıllarını vermiş. Ama bizde doğallık, otantik ön planda. Aynen. Zaten programımızda bir film tadında ilerleyecek hep. Her zaman bir sürprizler olacak. Değişik bir şekilde sizlere bu programı sunacağız. Bize. Soner bizim Giresun'un Çanakkale ilçesinin Terzali köyünden güzel bir arkadaşımız. Kendisini düğününüze, bayramınıza, özel günlerinize davet edebilirsiniz. Thank you.
ya. Oh oh. Yaşa. Coştur milleti Soner. Tesadüf eseri karşılaştığımızda nereden kemençe öğrendi, nereden esinlendi diye sormuştuk. Babamdan diye bir laf söylemiştin. Herhalde onunla ilgili söyleyeceğim başka bir şey var mı? İlk önce babandan mı gördün kemençeyi? Ya babamdan gördüm. Babam çalıyordu. Ben de heves ettim. Dedim bunu öğrenirim. Sonra aldım işte Katip Şahin'in videolarını, şarkısını falan dinledim. Ondan sonra kulak verdim. Çalmaya başladım. Ondan sonra öğrendim. Bugün buraya geldik. Allah'a çok şükür. Çok güzel. O zaman biz çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bu arada babanı da tanımış olduk. Zaten önceden tanışıyorduk. Bir göz aşinalığı vardı. Zaten hep aynı memleketin insanlarıyız.
Peki biz fazla sohbet etmeyelim de yine de senin sesini biz sayın seyircilerimize duyuralım. Güzel parçalarından bize birkaç tane daha okursan iyi olacak diye düşünüyorum. Tamam. Buyur. Kaymakam çalalım. Tamam, ne istersen, ne arzu edersen. Kaymakam, kaymakam,
rakam rakam büyüğü rakam. Hakim dinlik bilmiyor da yeni gelen kaymakam da yeni gelen kay. Hakim dinlik bilmiyor yeni gelen kaymakam da yeni gelen kay. Geldiniz. Bana bir şeref verdiniz. Beni mutlu ettiniz. Tekrar bekliyorum. Hepinizden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ ol. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Bizi evinde ağırladı babanla birlikte. Sevgili Mavi Gezinti programı izleyicileri. Şu anda Berlin'in Kreuzberg semtinde bulunmaktayım. Berlin'in Kreuzberg semti aynı zamanda Klein İstanbul diyorlar buraya. Klein İstanbul'un anlamı ise küçük İstanbul. Nedeni ise burada Türklerin yoğunlukla yaşamasıdır. Nereye baksanız Türk dükkanları, Türk iş yerleri ve Türklerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden de buraya Almanlar Klein İstanbul demiş. Biraz önce de söylediğim gibi manası ise küçük İstanbul. Burada Türklerin evleri, iş yerleri var. Aynı zamanda da
yaşadıkları, ikamet ettikleri yer burası. Daha çok Türkler burada yaşıyor. Arkamdaki yazıdan da anlaşıldığı gibi Türkçe yazmışlar. Kreuzberg merkezi olaraktan. Yani Kreuzberg'in merkezi anlamına geliyor. Bir bayanla karşılaştık. Kendisine soracağım nereli olduğunu. Biraz röportaj yapacağız. Merhabalar. Merhaba. Nerelisiniz? Bulgaristanlıyım. Bulgaristanlısınız. Neresinden Bulgaristan? Varna. Varna. Ne zamandan beri burada yaşıyorsunuz? Valla 13 sene oluyor buradayım. 13 senedir burada yaşıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Peki bir iş yapıyor musunuz? Yok, şu an yapmıyorum. İşsizlik mi var yoksa? Yok, küçük çocuğum var. Küçük çocuğun var. Evet. Anladım. Peki Bulgaristan mı güzel, burası mı güzel? Yani yaşantı olarak da neresi sizin daha çok hoşunuza gidiyor? Bence Almanya. Almanya. Evet. Mutlaka bir nedeni vardı. Nedenini de sormayacağım. Evet. Evet, anladım. Peki ben size bir şey soracağım. Ona bir cevap vermenizi isteyeceğim. Ama dikkatle lütfen beni dinleyin. Evet. Yeni doğan bir zenci çocuğu. Bakın, yeni doğan bir zenci çocuğu diyorum. Evet. Elinin içi ne renk olur? Vallahi pembe olur. Evet. Gözleri ne renk olur? Siyah olur. Saçları ne renk olur? Siyah olur. Dişleri ne renk olur? Beyaz olur. Yeni doğan çocuğun dişleri olur mu? Soruyu bilemedin. Yanlış cevap. O yüzden niye? De kaybettin. Telefonu da kaybettin. Allah Allah. Telefon kazanacaktın ama bilemediğin için kaybettin. Ne diyeyim? Kaybetti Sebastian. O zaman bir dahaki kışa dedim. Kaldı. Evet. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Bence de. Öyle. Evet. Peki Bulgaristan'a gidip geliyor musunuz? Yok, gitmiyorum. Niye memlekete gitmiyorsunuz? Bilmiyorum nedeni. Ben biliyorum senin memleketini. 8 sene gittim ben o memlekete. İşte Sofia, Varna, Plovdiv, sevmiyorum orayı. Sevliavul, Loveç. Daha gitmediğim, kalmadığım bir yer yok. 8 sene gittim geldim ve kaldım o Bulgaristan'da ben. Ben gitmediğim için bilmiyorum. Olsun, sağlık olsun. Peki teşekkür ederim ben size. Ben de bu röportajınız için. Ben de tekrar inşallah ederim. Karşılaşırız. Sağ kendinize ol. Çok iyi bakın. Sen de abi. Sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, kız bunu güzel çeviriyor. Tafiş auf probieren. Na klar. Sordum, ben deneyebilir miyim? Tamam dedi. Bir deneyeceğiz. Sehr gut. Sevgili izleyiciler, biraz sonra burada çok değişik bir müzik eğlencesi olacak. Yani bizim alışkın olmadığımız bir müzik tarzı. Nedeni ise ben de ilk defa görüyorum. Tencere, boya kutuları, turşu fıcıları, bunlardan oluşan bir müzik aletleri yapmışlar kendine. Daha doğrusu müzik aleti de denilmez bunlara. Rastgele boya kutularını, fıcıları ve tencereleri alıp getirmişler, buraya koymuşlar. Onlardan ritim çıkartıp ve müzik yapıyorlar. Az sonra başlayacak bu müzik.
Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.